bazı insan vardır inanabilir, bazı insan inanmayabilir. Çünkü ben mesela ilk duyduğumda inanmamıştım. Kendim yaptığımda inandım. O küçücük çocuğun o gülümsemesi, o gözlerinin içindeki mutluluk gerçekten yani inanılmaz şekilde. Ben bugün hissettim onu gerçekten. O insanın mutluluğu anlatılmaz yaşanır ya. Ben Zeynep, iyilik gönülleri üyesiyim. İnsanları mutlu etmek için çok bir masrafa gerek yok. Sadece tek bir gülümseme insanları mutlu edebiliriz. Yeni umutlar, yeni yardımlar sağlamak için birlikte el ele verelim. Sevgili Kıbrıs TV izleyenleri, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diyerek iftara doğru programımızla evlerinize, gönüllerinize misafir oluyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyenler, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş mevsimi olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bugün orucumuzla beraber kavuştuk inşallah. İnşallah iftar programıyla değerli kardeşlerim aklımızdaki soruları, gönlümüzden sadır olan soruları kıymetli misafir hocalarımıza sorarak bilgilenmeye çalışacağız. Malum içerisinden geçmiş olduğumuz koronavirüs salgını sebebiyle kıymetli kardeşlerim evlerimizdeyiz, kendimizi izole ediyoruz. Tabii ki devletimizin yetkili organlarının almış olduğu karar neticesinde evlerimizdeyiz. Ramazan-ı Şerif ayına bu bağlamda biraz mahzun ve hüzünlü giriyoruz. Allah Resulü Efendimiz asırlar önce eğer bir salgın hastalık varsa evlerinizden dışarı çıkmayın veya sizde bir rahatsızlık, bulaşıcı bir hastalık varsa yine evlerinizden dışarı çıkmayın buyuruyordu. Bizler bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi gereği evlerimizde kendimizi izole ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bu süreçte bazen sıradan gibi gördüğümüz, bazen çok değer verdiğimiz fakat unuttuğumuz bir takım değerler aklımıza geldi. Bir komşu ziyaretinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu anladık. Bir sıla-i rahimin, akraba ziyaretinin ne kadar anlamlı ve güzel bir hareket olduğunu anladık. Bir anne baba ziyaretinin, bir annenin babanın ellerini öpmenin, onlarla kucaklaşmanın ne kadar anlamlı bir hareket olduğunu anladık. Ezan-ı Muhammedi okunduğu halde şu anda camilere gidemiyoruz. Camiye gitmenin, cemaatle saf tutmanın, beraberce mümin kardeşlerimizle secdeye kapanmanın ne kadar değerli ve elzem olduğunu bir kez daha anladık. Kıymetli izleyenler, bugün Kabe-i Muazzama kapatılmış durumda. Bugün Medine-i Münevvere, Allah Resulü Efendimizin kabri şerifleri Ravza-i Mutahhar'a kapatılmış durumda. Bugün Müslümanların ilk kıblegahı olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa kapatılmış durumda. Bugün ülkemizde camiler ve bütün İslam beldesindeki ibadethaneler kıymetli kardeşlerim kapatılmış durumda. Bu bağlamda biraz mahzun ve hüzünlü bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e girdik. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinde her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır buyuruyor. Bizler bu zorluğun da inşallah sonunda bir kolaylığın geleceğini ümit ve Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bugünkü ve bundan sonra iftara doğru programımızda inşallah bizi bilgilendirecek hocalarımızı inşallah sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hazreti Ebubekir Camisi İmam Hatibi Hakan Moral hocam ve yine Hazreti Ebubekir Camisi İmam Hatibi Yusuf Başaran hocamla huzurlarınızda iftara doğru programıyla gönüllerinize misafir olacağız. Şimdi programımıza Allah'ın kelamı Kur'an tilavetiyle inşallah başlıyoruz kıymetli izleyenler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü kutib aleykumus siyamu kema kutib alellezine min qablikum leallekum tettequn. Eyyâmen ma'dûdât. Femen kâne minkum merîzan ev alâ seferin fe'iddetun min eyyâmin ukhar. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. مالini de paylaşalım. Buyurunuz. Eyvallah hocam. Evet. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 183 ila 186. ayeti kerimelerini okuduk. Rabbim kabul buyursun. Mealinde de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler!
sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erinirsiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulluğu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan-ı Şerif ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yer ise tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kaza ile tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler. Ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtulaşa ulaşmış olsunlar. Yüce Allah doğru söyledi. Evet. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, Kur'an'ın kendine has bir tınısı, bir sesi, gönle, efendim kalbe hitap eden bir yönü. Tabii bu da aynı zamanda güzel sesle de buluştuğunda elhamdülillah ayrı insana bir feyiz ve keyif veriyor. Rabbim hocamızdan razı olsun inşallah. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var kıymetli hocam. Hani eğer kullar Ramazan ayının faziletini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu bağlamda okunan ayet-i kerimelerden de anlıyoruz ki Ramazan ayını önemli kılan sebepler var. Ramazan ayını bu kadar önemli hale getiren unsurlar nelerdir? İnşallah Yusuf Hocam sizinle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Öncelikle ben özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin, İslam aleminin, Müslümanların ve insanlığın Ramazan ayını mübarek, hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ederek başlıyorum. Amin, amin. İnşallah Rabbim bu güzel ayın, bu güzel mevsimin hürmetine bu başımızda olan sıkıntıların da gitmesini nasip eylesin inşallah. Amin, amin. Buradan da özellikle bizleri seyirciler ile buluşturan Kıbrıs TV ailesine de teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsunlar. Bizleri seyircilerimizle buluşturdular bu güzel mevsimde. Sorunuza gelecek olursak. Yani hocam ya, fazileti diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilselerdi bütün ayların Ramazan olmasını isterlerdi. Evet. Yani, öyle bir istekte bulunurlardı. Evet. Yani demek ki buradan şunu anlıyoruz. Ramazan ayı çok önemli. Yani diğer aylardan daha önemli. Evet. Daha faziletli.
neden böyle diyecek olursak, birincisi İbrahim Hocam, insanlar arasında dahi bazı özel günler vardır. Mesela toplumlar arasında. Dün neyi idrak ettik? 23 Nisan değil mi? Evet. 23 Nisan'ın bizim toplumumuzda ayrı bir yeri var. Neden? Nisan ayı içerisinde 23 Nisan'da vuku bulan bir olaydan dolayı bizim toplumumuzda ayrı bir önemi var değil mi? Milli anlamda. Tabii ki. Evet. Yani Nisan ayı birinden başlıyor, işte devam ediyor sonuna kadar. Ama 23 Nisan bizim için ayrı bir değere sahip. Evet. Neden? Çünkü içerisindeki o gün olmuş olaydan dolayı, barındırdığı evet. olaydan dolayı bizim için çok önemli. Bu önem arz eden şeyler arasında mesela fertler arasında da öneme haiz olan günler vardır. Geceler vardır, evet. aylar vardır. Mesela herkesin doğduğu gün, yani doğum günü kendisi için ayrı bir önemlidir tabii, değil mi? Tabii. Yani baktığımız zaman. Mesela evet. evlilik yıl dönümü. O gün, evlendiği gün o çift için diğer günlere nazaran daha bir önem arz eder. Evet. Daha evet. bir ehemmiyet evet. arz eder. Mutluluk verir ona. Tıpkı bunlar gibi bizleri yaratan, bizim sahibimizin, sevgilimizin, Yüce Rabbimizin nezdinde bize neyi değerli kıldıysa bizim için de o değerli olmalıdır. Mesela Rabbimiz bize mekanlar içerisinde Kabe'yi kutsal kılmıştır. Eyvah. O zaman bizim için o değerlidir, orası değerlidir. Eyvah. İşte aylar içerisinde vardır, geceler mesela kandil gecelerini idrak ediyoruz. Bizim için Eyvah. Değerli. Neden değerli? Allah nezdinde değerli olduğu için bizim için değerli. Evet. Çünkü bizler sevdiğimiz, aşkımız, Rabbimizin sevdiği şeyleri severiz. Eyvah. Kişi mesela sevdiği kişinin hoşlandığı şeyleri de sever. Yani o kişi, sevdiğimiz bir kişi annemiz olur, sevgilimiz olur, işte eşimiz olur, neyse. Bunların hoşlandığı şeyler bizim için de önemlidir. Eyvah. Değil mi? Değer evet. veririz biz. Onların evet. sevdiği şeylere değer veririz. Evet. Değil onu mi? Sevdiğimiz için. Tabii. Onun evet. göstergesidir değil mi? Yani Eyvah. Ben annemin değer verdiği şeye değerli kılırsam ona sevdiğimi göstermiş olurum evet. değil mi? Evet. Şimdi Yüce Rabbimizi eğer seviyorum ben, iman ediyorum Rabbime, ben inanıyorum diyorsak, Rabbimiz de Ramazan'a ben önem veriyorum diyorsa Eyvah. Benim için de önemlidir o. Ha, evet. Şu da var. Her şey bir Ramazan ayı ile başladı. Bakınız. Eyvallah. Olay dedik ya, o günlere, o aylara, o zamanlara önem arz eden şey, o içerisinde barındırmış olduğu Eyvallah. Olaylardır. Evet. Her şey bir Ramazan ile başladı. Demek ki bu ayı önemli kılan bir olay var. Kıymetli izleyenler, var. Yani hocamın dikkati gerçekten altı çizilecek şekilde, her şey Ramazan'la başladı diyor hocam. Şimdi bunu inşallah hocamız açacak. Böyle dikkatlice inşallah takip edelim, izleyelim. Hocam çok önemli bir noktaya temas etti şu anda. Şimdi o her şey... Her şey Ramazan'la başladı hocam. Her şey hocam. Bir Ramazan ayıyla Eyvah. Başladı dedik ya. Eyvah. O olay çok büyük bir olay. Neden? Çünkü o vuku bulan olay bizim şu anki inancımızın başlangıcı. Bizim şu anki Müslümanların başlangıcı. İslam'ın başlangıcı. Bizim şu an biraz önce hocamızın okumuş olduğu o kelimelerinin başlangıcını ifade eden Kur'an. O olay dünyadaki zulümleri bitiren, kaosu bitiren, dünyaya rahmet getiren, hidayet getiren, güzellikler getiren, adalet getiren, sevgi getiren, muhabbet evet. getiren, kadına, hayvana, canlıya, bütün her şeye değer veren, bir değerler birimi olarak getiren bir başlangıç ifade ediyor. Neydi o başlangıç hocam? Kur'an'ın inmeye başlandığı evet. gün değil mi? Gece. İşte Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ı önemli kılan hadise Kur'an'ın o ayda inmeye başlamış olmasıdır. Allah'ın evet. sözünün, Allah'ın kelamının, Hazreti Peygamber'e peygamberliğin verilmeye başlandığının, vahyin yeryüzüne inmeye başlandığı günün, işte o gecenin önemi Ramazan ayına önem veriyor. Bin aydan daha hayırlı olan gece. Evet, Eyvallah. İçerisinde barındığı o gece. Evet. İşte bugün bizler Ramazan'ı idrak ediyorsak, Ramazan'a önem arz etmemiz gerekiyorsa bu bakış açısıyla bizler önem vermeliyiz. Çünkü bugün İslam'ın gelişi küçük bir olay değil. Bugün Asya'dan, Avrupa'dan, işte Çin'den, her yerde, dünyanın her yerinde Müslümanlar var değil mi? Az veya çok. Evet.
İslam her yerde var. Kur'an her yerde var. O zaman her yerde olan, dünyanın her yerinde olan bu olay küçük bir olay değildir. İçerisinde bulunduğu ay da küçük bir ay değildir. Önemli bir aydır. Onun için bizler işte bu açıyla Ramazan'a önem veririz. Evet. Ehemmiyet veririz. Bu bakış açısıyla bizler Ramazan'ı görmeliyiz İbrahim Hocam. Eyvah. Allah razı olsun hocam. Hakan Hocam, hocam da bahisle yani Ramazan ayının faziletini, önemini kavradık elhamdülillah. Allah razı olsun. Bu ayı en iyi şekilde, yani hocam işaret buyurdu şu anda, aslında pas attı. Evet, yani bu ayı en iyi şekilde geçirme adına neler yapabiliriz? De, eyvallah hocam. Bir de hani seyircilerimize neleri tavsiye edersiniz hocam? Şimdi müsaade ederseniz, ben de Ramazan-ı Şerif ayının başta ülkemiz için, bizi izleyen bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ederek yine bir teşekkürle başlayalım bu imkanı bize sundukları için Kıbrıs TV ailesine. Şimdi hocam güzel dipnotlar verdi. Allah razı olsun, istifade ediyoruz. Bir de hani şöyle kaynaklara bakıyorduk, şöyle hani Ramazan-ı Şerif ayıyla ilgili. Hani Ramazan ne demektir? Ne anlama gelir dediniz ya, oradan başladı. Şöyle kaynaklara baktığımız, incelediğimiz zaman Ramazan kelime olarak iki manaya geliyor. Birisi kavurucu sıcaklık, birisi de sonbahar yağmuru. Eyvallah. Kavurucu sıcaklığı, hele hele ülkemizde buranın sıcağını bilmeyen yok. Burada yaşayan, bu havayı teneffüs eden Mekke, Medine, onun çabası. Yani kavurucu sıcak ne anlama geliyor hocam? Sıcak insanı bir manada eritir. Eyvallah. İçerisindeki yakar. İçerimizdeki var olan veya olmuş olan veyahut da olacak olan bütün nefsi olumsuzluklardan, günahlardan, hatalardan, ihmallerden ne varsa yakacak, kavuracak. Böyle bir görünen tarafı var yakan. Bir de müspet bir yönü var. Evet. Müspet yönü de ne hocam? Şimdi meyvelere baktığımız zaman alanımız değil ama az buçuk şey yapıyoruz, takip ediyoruz, biliyoruz. Mesela bir incir gibi mübarek bir meyve, sıcak, sıcak olmadığı zaman incir olur ama tadı olmaz. Evet. Sıcak ne yapıyor? Meyveyi olgunlaştırıyor. Böyle bir yönü var. İkincisi sonbahar yağmuru, diğer bir adı Ramazan'ın genel anlamı. Sonbahar yağmuru da yine sıcaktan verdik. Hani sıcakların bittiği zaman sonbaharı dönüşte bir yağmur yağar. O yağmuru ki bütün canlı mahlukat bekler. Eyvallah. Böyle bir düşün, bir farz edelim. Böyle bir düşündüğümüz zaman o yağmur da o kurumuş, efendime söyleyeyim sönmüş, bitap olmuş noktada o yağmur can suyu oluveriyor. Ramazan'ı böyle değerlendirirsek, Ramazan'ın önlemini hocam çok net her şey, çünkü hani her şey Ramazan ayında o gecede başladı dedi. Evet. Eyvallah. O Kur'an vahiyinin hedefinde insan var. Her şey insan için ama bakma farkında değiliz. Dolayısıyla işi böyle bu yönde ele alacak olursak Ramazan hem bizim yani şu anda kendi az önce de söylediğiniz sözünüzde bu salgın hastalıktan dolayı gerçekten bir garip, mahzun, hüzünlü bir şekilde girdik değil mi? Biz cami görevlileri olarak alışmışız. Evet. Camide cemaatin bol bol salatü selamlarla, teravih namazlarıyla, cuma namazlarını eda edişle aklımıza geldiği zaman, hele hele yalnız vakitte ezan nöbetçisi olduğumuz zaman ezanı okumaya gidiyoruz. Eyvallah. Yalnız camiye girip çıkmak gerçekten bizi hüzünlendiriyor. Gerçekten acı. Gerçekten evet. Cemaatimiz oradan buradan telefon açıyor, mesaj çekiyor hocam. Ama bu ayrı bir ikaz. Az önce Ramazan'ın kavurucu sıcaklığıyla sonbahar örneğini verdik ya. Böyle bir düşündüğümüz zaman bize Ramazan ayı apayrı bir ikaz olmuş oldu. Özellikle bu süreçte. Eyvallah. Bu süreçte. Hocam dedi ya, vahyin başladığı, insana hitap edilişinin, insanın hedefinde o hitabın gerçekleştiği mevsimin adıdır Ramazan. Dolayısıyla bize bakan yönü bu. Biz de bu Ramazan mektep diyelim. Bu mektepten en layıkıyla istifade etmemiz lazım. Eyvallah. Bunu, evet, buyurun.
Hocam hani o her şey Ramazan'la başladı buyurdular hocam. Hakikaten hocam yani sevgili izleyenler, Mekke dönemi düşünelim, cahiliye dönem, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Evet. Böyle bir toplum var. Ve bu böyle bir toplum daha sonra İslam'ın gelmesiyle kız çocuklarını omuzlarına alıp Mekke sokaklarında kızlarını omuzlarında gezdiren asr-ı saadet dönemi oluşuyor. Evet, evet. Yani her şey Ramazan'la başladı, yani, her şey Kur'an'la başladı. Yani insana verilen değer Kur'an'ın getirdiği o adalet, o nizam. Aslında hocamın şu anki söylediği o terimle de ilgili böyle kafamda şöyle bir şey canlandı. Evet. Dedi ya hocam işte Ramazan'ın kelime manası. İşte nedir kelime manası? İşte yakıcı sıcaklığın yaktığı, kavurduğu ve bu şekilde piştiği, değil mi? Bu manalara evet, gelen evet, bir evet, ifade evet. Ramazan. Şimdi siz de dediniz ya her şey öyle başladık dedik, böyle başladık. Evet. Demek ki bir şeylerin hocamın dediği gibi pişmesi için, yani. Efendime söyleyeyim olması için, olgunlaşması için bir şeylerin olması gerekiyor. Evet, yani, olması gerekiyor. Tabii, mesela kalp işte bir olgunlaşmamız için yani bir şeyler takva diyoruz mesela Kur'an'da takva ibaresi geçiyor. Yani Allah'ın bizden razı olacağı bir kul olmanın aşaması işte kalbimizdeki o ateş yanmasıdır, sevgidir, aşktır. Evet. Bu aşkın göstergesi de işte Ramazan ayı içerisinde oruçtur, namazdır, zekattır, teravihdir. Veya bunun gibi şey Kur'an'la haşir neşir olmaktır. Bunlarla insan haşir neşir oldukça kalpteki o ateş yanıyor, sevgi yanıyor ve olgunlaşıyor. Evet. Olgunlaşıyor değil mi? İşte dedik ya Ramazan'da başladı. Ramazan'da başlayarak bu ateş yani olgunlaşma ateşi, manevi güzellik ateşi insanda ne yapıyor? Vuku buluyor. Hocamın dediği gibi Ramazan ayı olgunlaşma ayıdır. Eyvah. Hakikaten. Eyvah. Olguna erme. Ama bu olgunlaşma sürecini işte bir her yönüyle her aslında. Yönüyle. Her yönüyle. Yani evet. Özellikle manevi açıdan insanın olgunlaşması işte dediği gibi hocam bu süreçte başlayacak. Bak hocam. Yakıp evet. Kavurma şeyi kelimesi hani o kavramlar neler ettik de yakılıp kavrulması lazım? Neler yapmamız gerekiyordu da sorumluluk alanlarımız neydi de neleri ihmal ettik de böyle bir kavurmaya veya kurutulmaya ihtiyacı var insan. Aynen. Neler yok ki hocam? Evet. Başta kendi sorumluluğumuz da aynen. Adı altında. Sonra bu piştikten sonra işte o sonbahar yağmuru tertemiz o hani o nasıl tozları, kirleri, pisleri o yağmur alıp götürür de ortalık tertemiz mis gibi böyle bir hava cereyan eder. Evet. İşte Ramazan-ı Şerif ayının başındaki olay böyle yanma, kavrulma, pişme. Evet. Mevlana'nın hamdım, yandım, piştim ifadelerinde yer alan. Evet. Hani böyle bir benzetmeyle, teşbihle. Sonrasında Allah-u Teala öyle bir şey yapıyor ki insanı olgunlaştırır. Ramazan-ı Şerif ayında pişiyoruz. O mektepte okuyoruz. Bayram geliyor ki. Evveli rahmet, ortası mağfiret, eyvallah. Sonu azaptan kurtuluş eyvallah. Diyor Allah Resulü eyvallah. Efendimiz. Hocam evet. Yılda bir kez ya. Şu anda rahmet dönemindeyiz evet. Hocam. Evet. İlk evet. Ayı, ilk 10 gün rahmet diyor. Rahmet ortası dönemi. Mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş. Eyvallah. Yine söylediğim bu kavramlarda bunu böyle düşünerek anlatmaya çalışırsak. Eyvallah. Yani tam yerini buluyor. Neticede bayram gibi. Öyle bir manevi bir şey vermiş ki Allah-u Teala tertemiz sıyrılıp evet. Arınarak huzur yani günahlardan temizlenerek sonucuna ulaşıyor. Yani dediğiniz gibi mutlu. O güzel yağmurla. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Hepimizin malumu. İzleyicim çoğu bilirler. Evet. Kim inanarak karşılığını da yalnız Allah'tan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ne kadar büyük bir müjde. Gerçekten eyvallah. Böyle bir inanarak dediği ne biliyor musunuz hocam? İnanarak. Yani iman bugün kelime karşılığında hani nasıl bir tanımlanması gerekiyor? Hani iman esaslarının hepsine birden. Hepsine birden. Bazen biz böyle hani dışarıda mecliste abilerle beylerle konuşurken geliyoruz. İşte Allah'a iman, peygambere iman, efendim şuna iman. İman esasları. Ahiret, evet. Sonunda ahiret alemi dediğimiz zaman hatta şakavari bile bize diyebiliyor. Hop diyor. Yani oraya gidip gelen var mı diyor. Haber getiren var mı ki evet. Diyor falan diyor ya şimdi. Hani şakavari de olsa asli olarak belki gerçek manada ön yargı olarak baktığını zannetmek istemiyorum. Zannetmiyorum da. Eyvallah.
Ama hakiki manada inanarak dediği kelimenin altında bile Allah'ın vermiş olduğu bütün bu nimetlere iman esası şeksiz şüphesiz, sorgusuz. Yani ben oruç tutacağım bugün. Kardeşim, orucun içerisinde böyle bir misal veriyorum. İnfak paylaşımı var. Ya yani hep ben kazandım, benimle mi çalıştılar gibi demek bu eyvallah, imana şüphe getirir mi? Evet, evet. Yani Allah muhafaza, evet, gibi. Böyle bir arınmış ruhla Allah-u Teala tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Kıymetli izleyenler, yani süremiz de hızlı geçiyor hocam. İnşallah Hakan hocam bir ilahi ile böyle iftar anına, şu anda evlerinde bizleri izleyen kardeşlerimiz, izleyicilerimiz iftar hazırlığıyla hocam uğraşıyorlar şu, evet, anda. Evet. Sofra hazırlıyorlar. Böyle hanelerimize, evlerimize böyle bir güzel bir huşu, bir manevi atmosfer katacak böyle bir ilahi dinleyelim hocam. Okuyalım inşallah. İnşallah. Günahımızı biz biliyoruz. Affetmen için yalvarıyoruz. Affetmen için yalvarıyoruz. Bizi affeyle aman Allah'ım. Bizi affeyle aman Allah'ım. Affetmen için yalvarıyoruz. Affetmen için yalvarıyoruz. 11 aylık yoldan gelir, 11 aylık yoldan gelir. Bir ay bize önder olur, bir ay bize önder olur. Yadın bize şefi olur, yadın bize şefi olur. Şehri Ramazan merhaba, şehri Ramazan merhaba. Müminlerin bayramısın, müminlerin bayramısın. Dertlilerin dermanısın, dertlilerin dermanısın. Hakkın bize ihsanısın, Hakkın bize ihsanısın. Şehri Ramazan merhaba, şehri Ramazan merhaba. Aşıkları mesrur eder, aşıkları mesrur eder. Canu dili mamur eder, canu dili mamur eder. Bu nuriyi pür nur eder, bu nuriyi pür nur eder. Şehri Ramazan Ramazan merhaba, şehri Ramazan merhaba, şehri Ramazan merhaba. Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olasınız. Kıymetli izleyenler, vakit dua vakti. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftar vaktine yakın zamanların çok kıymetli zamanlar olduğunu bizlere haber veriyor. İftar vaktinin yakın olduğu zamanlar çok kıymetli zamanlar. Bizler bu zamanı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.
Efendimiz buyuruyor, iftara yakın olan zaman dua vakti. Yani Allah'tan isteme vakti, dileme vakti. Yine zikir vakti, Allah'ı tesbih etme, Allah'ı hatırlama vakti. Aynı zamanda da istiğfar vakti diyor Allah Resulü. Hatamız, günahımız varsa ya Rabbi bizleri affeyle diye istiğfar etme vakti olarak Allah Resulü Efendimiz bizlere iftar vaktini, yani şu zamanı güzel değerlendirelim diye buyuruyor Allah Resulü. Değerli hocam, Şehr-i Ramazan merhaba dedik. Evet. İlahi de Allah razı olsun. Tabii Ramazan geldiğinde geçtiğimiz yıllar, daha önceki yıllar, bu yıl mahzun dedik. Camiler doluyor, taşıyor. Birlik beraberlik içerisinde kardeşlerimizle camilerde ibadet ediyor, teravih namazları kılıyorduk. Efendim, iftar sofraları oluyordu cami bahçelerinde veya başka yerlerde. Evet, evet. Kızılay'ımızın, Kıbrıs Vakıflar İdaremizin desteklediği, özel sponsor kardeşlerimizin, iş adamlarımızın desteklediği iftar çadırları vardı. Böyle bir Ramazan havası böyle yaşıyorduk çocuklarımızla beraber. Ama maalesef bu yıl bütün bunlardan uzak bir Ramazan. Evlerimizde geçirmek zorundayız. Evlerimizde neler yapmalıyız hocam? Neler yapabiliriz? Yani ibadet anlamında ne yapabiliriz hocam? Evet. Tavsiyelerinizi dinleyelim. Şimdi şöyle başlasak. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hani diyor ya, ömrünüzün bazı zamanlarında Allah'ın rahmet esintileri vardır. Bu esintilere hedef olmaya çalışın. Eyvallah. Bu Ramazan başlı başına bu sözün, hadis-i şerifin tam yaşanacağı iklim, zaman. Evvela hep beraber bu esintiye hedef olmayı Allah nasip amin, eylesin. Amin, amin, şimdi, amin. Şimdi siz dediğiniz zaman şu aklımıza geliyor. Yani Ramazan ayında normalde yapılan ibadetler nasıldı ki? Evde nasıl olacak? Değil evet. mi? Ramazan ayı derken kendine has ibadetler vardır. Yani Ramazan-ı Şerif ayı deyince başta oruç. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hatmi. Ondan sonra teravih namazı. Sonra iftar, imsak, bunlar bu paketin içerisindeki kavramlardır hocam. Ha siz dediniz ya, camilerde bu sene maalesef başta Kabe, camilerin Eyvallah. Merkezi durumunda olan Kabe başta olmak üzere. Eyvallah maalesef hocam. Bu konuda mahzunuz bu ay, bu sene. Bir an önce atlatmayı nasip eylesin Mevlam. Amin. Şimdi hocam, yani cemaatimi az önce de söyledim. Hocamı da, bizi de, sizi de cemaatlerimizden muhakkak arıyorlar. Defaatlerce arayıp, ya hocam biz kendimiz kimse görmeden kılalım veya şöyle yapalım, içimiz evet. yanıyor falan diyenler oluyor ama her ne kadar bu ibadet ise de tedbirli davranmak da ibadettir hocam. Evet. Yani bunu biliyoruz. Cemaatimiz de bunu kavruyor. Aslında sevgili izleyenler, evet. yani bu anlamda gerçekten cemaatimiz camilere geliyorlar. Hocalarımız zor durumda kalıyor. Evet, evet. Hatta yani geçtiğimiz haftalarda cuma vakitlerinde polis geldi. Gelen evet. cemaati geri döndürdü. Evet. Bu manada da aslında bunun cevabı evet. veriliyor hocam. Yani buyurun. Şöyle bir şey hocam. Hani geliyor ya cemaatimiz, ya diyorum ki bak, önlemler var, tedbirler alındı bir sürü. Gidelim evimizde kılalım. Yani olsun, yani ben camide kılmak istiyorum. Eyvallah. Bu da yani bu, eyvallah, güzel. Allahu Teala bizim zaten niyetlerimizi biliyor şüphesiz. Evet. Neticede herkes şu anda durumdan haberdar. Hocam evlerdeki hani yapılan, camide ne yapıyorsak evlerde yapmaya başladık. Doğru mu? Yani evet. yapmalıyız. Bir kere ev halkımızla uzmanlar olsun, siz olsun, hani konuşmalarımızda şu şeyi, veriyi elde edebiliyoruz yani. Ben çocuklarıma ancak vakit ayırabiliyormuşum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Fark ettik. Bu çok önemli. Gerçek. Kim ne işte meşgulse, olursa olsun. Efendim, hatta bunun internette bazen fenomen yönüyle evet. esprileri var. Efendim Doğru. şu yemeği yapmayı öğrendim vesaire. Bunlar işin şeyleri, tatlı ama gerçekten aileyle, aile bireyleriyle fert fert, tek olarak yakinen tek tek ilgilenme şeyi bulduk. Fırsatı bulduk. Evet. Kimin ne eksiği var. Böyle bir Ramazan-ı Şerif ayını da gelin beraber değerlendirelim dediğimiz zaman İşin içerisinde şu maddeler halinde çıkması lazım. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişiz, Allah lütfetmiş. Bunu camide yaptığım gibi aynı evimde Kur'an-ı Kerim'i mukabele olarak çocuklarımızla, eşimizle açıp Kur'an-ı Kerim hatmine başladık. Mesela okuyoruz.
bu süreçte, yani hatmederken aynı zamanda da hocam, sevgili izleyenlerimiz de manasıyla evet. Bütünleşerek. Şunu da söyleyeyim. Bazen hocam size de soran olur muhakkak. Telefon açıp şunu soruyorlar. Bu ara şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim, hani insanlar eve kapanınca bizden çok talepte bulunuyor, emin olun. Kur'an-ı Kerim mealli kitap, Kur'an-ı Kerim talep ediyorlar. Yani evet. Evde Kur'an-ı Kerim'i mealiyle okumayı planlamış. Bu süreçte bu yasa, tedbirler açısından evde okumak istiyor. Bunlar gerçekten bizi sevindiriyor. Şu marketten, şu evden bilmem, evet. Bunlara ulaştırabildiğimiz kadar ulaştırabiliyoruz. Böyle bir iklimi de evde yaşayabiliriz. Şunu da soruyorlar malum. Ben mealini okuduğum zaman hatmetmiş olabilir miyim, olur muyum? Bu çok sorulan bir soru. Evet. Hatim, kelime manası Kur'an-ı Kerim'in orijinal bir şekilde, Arapçasıyla, orijinaliyle Fatiha suresinden başlayıp Nas suresine kadar telaffuz ederek okumaya biz hatmi şerif deriz. Evet. Şimdi soruyu soran seyircilerimizin içinde, gönlünde, hani bu Kur'an, bu Ramazan ayında evde nasıl geçireceğiz? Bir kere Allah'a gönlümüzü açmamız lazım. Evet. Bu kapsamda hocam, gönülden ne geliyorsa, kalpten ne geliyorsa, adam Kur'an-ı Kerim okuyacağım diyor ya, mealini okuyacağım. Arapça bilmiyorum, bilmeyebiliriz, doğaldır. Açıp mealini okumak. Yani bu belki bir hatim yerine geçmese de, ama Kur'an-ı Kerim'in meali bizim anladığımız lehçede, değil mi? Keşke hepimiz açıp, biz de dahil, eyvallah, açıp Allah-u Teala ne buyurmuş manasını, mealini okuyabilsek. Eyvallah. Gerçekten bu şerefe nail olabilsek. Eyvallah. Böyle bir düşünceye sahip olan kardeşlerimiz için söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mealini başından açıp sonuna kadar anlamını okuyan kardeşlerim, gerçekten Allah nazarında, hani şu Kur'an'ın hedefinde insan vardır. O halde Allah Kur'an vesilesiyle insana nasıl sesleniyor, bundan haberdar olmuş oluyor. Allah bunun, yani hatim gibi sevabını, Allah için yapılan hiçbir emek boş çıkartılmaz hocam. Eyvallah. Bunu böyle bilelim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Hatmi şerif yapabiliriz. Sonra çocuklarımızla varsa eksiğimiz, gediğimiz, bu manada namazla alakalı. Mesela bu kavramları bizim kendimiz de, çocuklarımız da, aile efradını bilmemiz lazım. Ramazan ayına ilgili kavramları. Teravih nedir? Oruç nedir? İftar nedir? İmsak nedir? Doğru mu hocam? Evet. Bu kavramları beraber ev içerisinde yaşayarak, hani gönlü Allah'a açacağız ya, bunları yapmamız gerekir. Ramazan ayı başlı başına paket olarak bir tefekkür ayıdır hocam. Tefekkür, evet. Aslında hocam, sözünüzü yani dediniz ya ilk başta, hani camiler kapalı şöyle. Aslında bizler dini sadece camiye hapsetmeyelim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Yani evlerimizde bir cami, bir mescit, bir kıblegah edinelim. Eyvallah. Yani çok bir eğitim yuvası. Yani bunu din, demeye çalışıyorum. Eyvallah. Din sadece camide öğrenilmez hocam. Evet. Biz şimdi, sadece özür dilerim. Evet, unutmayın hocam. Önemli sizin giriş yaptığınız. Sadece cami görevlisiyiz. Camide işimiz yok ki bizim hocam. Tabii ki. Seyircilerimiz de biliyor. Bizim her yerde işimiz. Yani yardım dağıtılacak. Din adamı değil. Yardım dağıtılacak. Götüreceğiz, yardım vereceğiz. Evet. Telefon açacak hastamız var. Yasin-i Şerif okuyacağız. Böyle hocam, kaldı ki bu süreçte din görevlisi hocalarımız, yine öğretmenlerimiz, böyle birçok yardım kuruluşlarında görev aldılar. Özellikle şu, şu dönemde, bu virüs döneminde yani, görev almışlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Başta sağlık çalışanlarımıza. Devam. Eyvallah. Yani dinimiz İslam'a baktığımızda ilk süreçte de hocam mescit yoktu. Peygamberimiz ilk vahiy geldiğinde var mı? Nerede toplanıp dini öğreniyorlardı hocam? Erkam'ın evi. Bir evde toplanıyorlardı. Orada öğreniyorlardı. Efendimiz işte ilk başta eşinden başlayarak işte çoluk çocuğuna vesaire öğretiyordu. Dediğiniz gibi biraz önce evlatlarımıza, çocuklarımıza dini, diğer hususlar olduğu gibi dini de, ahlakı da bizler evimizde kendimiz örnek olarak anlatacağız, öğreteceğiz, göstereceğiz olacağım. Yani bugün işte mescitler yok bir türlü. Bu da bir ayrı bir tefekkürdür. Yani mescitlerin kapanması, bu gibi olayların ayrı bir programda bunu da irdeleyebiliriz. İnşallah. Ama bugün bizler şuna bakacağız. Din sadece mescitte olmaz, camide değildir. Evlerimizde bir mescit edineceğiz. Evet, evet. Evlerimizde Kur'ansız bırakmayacağız. Rabbimizin, işte bazen çocuğumuzu alıp mescide getiriyorduk, belki biz öne geçeceğiz değil mi? Arkada çocuklarımız belki namaz kıldıracağız. Onlarla beraber namaz kılacağız. Kur'an'ı açacağız, onlara anlatacağız. Mesela Ramazan'da bence yapılması gereken bir hususta hocam,
Şimdi Kur'an'a önem vereceğiz tabii ki ama Peygamber Efendimiz'in hayatını da ben mesela tavsiye ediyorum. En azından çocuklarımıza akıcı olarak böyle kitaplar var. Çok Peygamberimizle ilgili. Peygamberimizin hayatını birçok gencimiz bilmiyor hocam. Mesela bazı artistlerin Efendimiz'in saç tıraşından, giyiniş maalesef renginden, markasına kadar, yani çekedinin markasına kadar, futbolcunun işte vesaire gibi her şeyini biliyoruz. Hocam buradan inşallah devam edelim. Evet. Çünkü iftar vakti 3 dakikamız kaldı. Öyle mi? Yani bir sürede maşallah hızlı geçiyor. Tabii biz kıymetli izleyenler, hani ya işte 50 dakika ne anlatacağız, nasıl şey yapacağız diye düşünürken vakit böyle su gibi akıyor. Hocalarım Allah razı olsun, yani gerçekten akıcı anlamda sorularımıza cevap veriyorlar. Akıllarımızdaki soru işaretlerini gideriyorlar. Allah razı olsun. Hocam böyle bir ilahi okuyalım mı? Okuyalım. Hocam kesmeseydi ama neyse. Yarın hocam inşallah o şekilde devam edelim. Çünkü bir ilahi okuyalım hocam da bitirelim inşallah. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dinu imandan ayırma. İlahi dinu imandan ayırma. Eşrefzade senin kemter kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, vakit iftar vakti, vakit dua vakti, vakit zikir vakti, vakit istiğfar vakti. Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah diye dua ediyoruz. Rabbim okuduklarımız ile, anlattıklarımız ile, ben önce kendi nefsim için söylüyorum kıymetli izleyenler, amel etmeyi, hayatımızda yaşamayı, o iradeyi göstermeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Hayırlı iftarlar, sahurları unutmayalım kıymetli izleyenler. Sahurda bereket vardır. Allah'a emanet olun. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Thank you.